Türkiye'nin en ikinci bölümünden tekrar merhaba. Amerika seçimini yaptı, Amerika tercihini yaptı. Joe Biden Amerika'nın yeni başkanı gibi görünüyor. Ama Trump mücadeleyi bırakmayacağını ve seçim sonuçlanana kadar, oylar tekrar sayılana kadar dinlenmeyeceğini açıkladı. Bu da Trump'ın mücadeleyi bırakmadığı anlamına geliyor. Biz tabii ki bu işin Türkiye boyutunu konuşmak istiyoruz arkadaşlarımla. Çünkü nedir Türkiye'yi etkileyecek kısmı, nedir Türkiye'yi ilgilendiren kısmı? Tabii Türkiye'den bakarken Amerika'daki tabloyu görmek için bir de Amerika'ya göz atmak lazım. Amerika'da kim var? Amerika'da Halk TV'nin başarılı program yapımcısı ve deneyimli bir gazeteci, Türkiye'nin ilk televizyon yayıncılarından bir muhabir arkadaşımız, programcı arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız sevgili Şirin Payzın var. Şirin merhaba. Merhaba Fatih, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şirin, şimdi sen orada zaferin ve yıkımın yaşandığı yerdesin. Zaferi Biden ilan etti ama Trump da bırakmayacağını ilan etti. Şimdi Amerika'da tabii Türkiye gibi değil, Türkiye'de biliyorsun İstanbul seçimleri tekrar yapıldı, itirazlar oldu, insanlar seçim sonuçlarından, sandıklardan şüphe etti. Amerika'yı pek bilmiyoruz. Yani Amerika'da halk nasıl müdahale eder ya da ne der, sokak eylemleri olur mu? Biden'ın seçimini herkes kabullenir mi? Devlet bürokrasisi bu seçimlerin sonuçlarını legalleştirme konusunda yeterince etkin mi? Söz sende. Evet Fatih, şimdi ben bugün aslında biraz nabız tutmak için açıkçası New York'un dışına çıkmıştım. Burada bulunduğum yerde aslında daha çok Trump taraftarlarının olduğu bir yer. Buradan bu yayından sonra Manhattan'a doğru, yani New York'a doğru döneceğim ve oradaki havayı koklayacağım. Ama buraya niye geldim? Çünkü Trump taraftarlarının nasıl baktıklarını merak ediyordum. Görüyorsunuz küçük küçük kasabalar burası. Bir kısmı Biden'a vermiş, bir kısmı Trump'a vermiş. Tabii Biden'ın başkanlığı kazandığının gayri resmi olarak açıklanmasından sonra burada çok fazla heyecan yok ama New York gibi, Washington gibi özellikle Biden'ı destekleyen eyaletlerde, şehirlerde büyük bir heyecan var. Bilmiyorum görüntüler hazır mı? Bazı görüntüleri ben geçtim. New York'un merkezinde özellikle çeşitli parklarda, sokaklarda, meydanlarda toplanan Biden taraftarları büyük bir sevinçle bu sonucu kutluyorlar ve gerçekten hani uzun ve zorlu bir mücadeleydi başkanlık yarışı. Her zaman öyle oluyor ama bu sefer gerçekten tarihi bir yarış yaşandı. 2020 başkanlık seçimi siyasi tarihine Amerika'nın ve belki de dünyanın geçecek nitelikte, dolayısıyla yavaş yavaş sokaklar dolmaya başladı. New York'ta, Washington'da, Kaliforniya'da, farklı eyaletlerde ama Trump'a oy çıkan yerlerde tabii ki sessizlik hakim. Şimdi burada daha farklı bir durum var. Demokratik sistem daha farklı işliyor. Örneğin halka baktığımızda ben Trump taraftarlarıyla konuşuyorum. Öyle sandıkları, sonuçları tanımayacağız. Efendim oylarımız çalınmıştır diye bir duygu yok. Evet, Trump'ın birazcık da desteklemesiyle kampanyasını yürütenlerin belki oluşturduğu gruplarla işte oylar sayılmasın diyenler oldu, sayılsın diyenler oldu, gösteriler oldu. Belki bundan sonra da gösteriler olacak. Bunlar daha çok organize gösteriler olacak. Çünkü Trump belli ki sonucu tanımamak istiyor. Kendisi kadar kendi etrafındaki küçük grup, en iç halkası diyelim, içinde damadı Kushner'inde olduğu, onlar bu sonuçların gerçekten yasa dışı ya da çalınmış oylar nedeniyle çıkmış bir sonuç olduğunu söylüyorlar ama şu anda bu iddialarını da dayandıracak pek bir kanıt bulamıyorlar. O yüzden zaten yasal başvurularına bir sonuç çıkmadı. Pek çok eyalette geri çevrildi. Çünkü Amerika'daki seçim sistemi bizdeki gibi değil, bir yüksek seçim kurulu yok. Gidip de itiraz ettiğinde sırf başkandan ya da iktidardan geldi diye savcılar ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun gibi bir yapıdaki görevliler hadi bakalım bu seçimleri iptal edelim şimdi yeniden yapalım demiyorlar. Örneğin buradaki şunu söyleyebiliriz, Amerika Birleşik Devletleri'nde hala yargıçlar var. Örneğin kanıt sunulmadığı için pek çok yerde Trump'ın oylar sayılmasın, sandık sayımları durdurulsun ya da işte tekrar sayılsın gibi taleplerini reddettiler, geri çevirdiler. Çünkü burada bir sistem, demokratik yapı var. O da oyların sayımında gerçekten bir yolsuzluk
tespit edilmediği, yani kanıtlarıyla tespit edilmediği müddetçe normal prosedüründe olması gerektiği gibi ilerliyor. Sırf Trump'ın bu girişimleri için bazı seçim merkezlerinde sandıkların olduğu seçim alanlarında kameralar canlı yayın yapmaya başladılar. İnsanlara şeffaf bir şekilde sürecin yürüdüğünü göstermek için. Dolayısıyla Trump evet beklediğimiz gibi itiraz edecek ama bunun altyapısı ne kadar oluşturulabilir görüp bakmamız gerekiyor. Bir kaynağa, yani bazı kaynaklara göre Trump'ın hukuk danışmanları da aslında bu şikayet yoluna ya da yasal yollara gidilmemesi yönünde görüş bildiriyorlar. Çünkü buradan bir sonuç çıkmayacağını söylüyorlar ama Trump'ın danışmanları, yine söylediğim gibi o iç çember, etrafındaki yakın çember, bu işin bir yasal olmayan siyaset ya da işte hile karıştırılmış siyaset, yalan ya da yanlış ya da hileli oylar üzerinden kazanılmış bir seçim olduğu konusunda bastırmak niyetinde gözüküyorlar. Ne kadar sonuç alabilirler göreceğiz. Biden kendi doğduğu yer Pensilvanya'dan gelen oylarla aslında 46. Başkan seçildi. Devlet başkanı seçildi. Başkanlık yarışını göğüsledi. Pensilvanya, doğduğu topraklar onu Amerika'nın 46. başkanı yaptı. Şirin bu arada bir son dakika haberi var. O da Nevada'daki oy sayımından da Joe Biden galip çıkmış ve delege sayısını 290'a çıkarmış. Yani 290'a çıktıktan sonra artık Trump'ın ben dinlenmeyeceğim, itiraz edeceğim demesinin bir anlamı var mı? Şimdi ben de tam onu söyleyecektim. Şöyle, buradaki sistemde seçimleri iptal ettiremiyorsunuz. Ancak mahkemelere ya da üst mahkemeye gidebiliyorsunuz. Oyları yeniden saydırabiliyorsunuz ama o kararı da çıkartmak o kadar kolay değil. Gerçekten ya çok güçlü deliller olacak ya da aradaki fark çok küçük olacak. Şimdi bu kadar büyük oy farkıyla, üstelik Biden şu anda Amerika'nın halk oyuyla, en yüksek halk oyuyla seçilmiş başkanı. Ama biliyorsunuz Amerika'daki başkanlar halk oyuyla değil, seçmen konseyi, kurulu dediğimiz daha farklı bir sistemle seçiliyorlar. Ama burada da fark çok yüksek. Yani bu kadar çok farkın olduğu bir yerde Trump'ın bu işte hile vardı, oylar seçilsin, yeniden sayılsın demesi biraz zor görünüyor. En azından buradaki uzmanlar bunun zor olacağı yönünde fikir beyan ediyorlar. O yüzden zaten dedim, Trump'ın danışmanı olan hukukçular da bu yolu pek izlememesini tavsiye ediyorlar ama anladığım kadarıyla Trump da hukukçuları, kendisine doğru söyleyenleri, yapma böyle diyenleri ya da bu yol doğru yol değil diyenleri pek dinlemeyen cinsten, damadını, yakın danışmanlarını dinlemeyi belki de tercih ediyor. Bu saatten sonra verir mi hukuk yolları bir sonuç? Ben onu, o konuda iddialı bir şey söyleyemiyorum. Sonuçta hukukçu değilim, Amerikan hukuku uzmanı değilim. Ama şunu söyleyebilirim ki bu saatten sonra belki bazı yerlerde oy sayımı tekrarlattırılabilir mi? Ama şu ana kadar savcılar böyle bir karar vermediler. Mahkemelerden geri döndü. Bu saatten sonra zor gibi görünüyor. Şunun altını çizeyim Fatih. Burada tabii Biden üzerinde duruyoruz ama Biden kadar aslında Kamala Harris'in seçilmiş olması çok çok önemli ve bu Türkiye'yi de ilgilendiriyor. İlk defa annesi Hintli, babası Jamaikalı, biraz içinde Afrika kökeni var ve tam bir, yani karışım bir Amerikalı aslında. Amerika'yı çok yansıtan hukukçu, insan hakları mücadelesi yapmış. Kaliforniya'da başsavcı seçilmiş, savcılık yapmış. Ten rengi koyu, renkli, burada Amerikalıların söylediği gibi siyah diyebiliriz. Bir kadın başkan yardımcısı seçiliyor. Bu o kadar önemli ki Amerika siyasi tarihinde, ama sadece Amerika için değil, Türkiye için de çok önemli. Çünkü bu Biden döneminde özellikle daha fazla insan hakları, ayrımcılığa karşı mücadele, ırkçılığa karşı mücadele, ama sadece Amerika'da değil, diğer başka ülkelerde de Amerika'nın politikaları eğer belirleyici ve etkiliyse, insan hakları, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusunda Amerika'nın pek de Trump döneminde olmadığı gibi bir tutum ortaya koyacağını şimdiden öngörebiliriz zannediyorum. Çünkü Kamala Harris bu konuda çok çok güçlü mesajlar veriyordu. Kadın hareketine, feminist harekete ve bu tip dünyada görülmeye başlanan popülizm kökenli ayrılıkçı söyleme, nefret söylemine, kadınlara yönelik nefret söylemine, mültecilere yönelik nefret söylemine, renkli teni farklı etnik kökenden olanlara yönelik ayrımcı söyleme karşı çok karşı çıkıyordu. Eğer bir değişiklik olmazsa politikalarında,
yeni dönemde başkan yardımcısının bu politikaları muhakkak ki diğer ülkelerdeki insan hakları konusundaki icraatlara da en azından etkinliğini, baskısını ya da ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Küçük bir not, Biden resmi olarak açıklandıktan sonra bu akşam saatlerinde bir açıklama yapacak ve eski nefretleri bırakalım, nefret söylemini bırakalım. Artık birleşen bir Amerika'ya ihtiyacımız var. Birbirimizle, komşularımızla düştüğümüz bu ayrımcılığı, ortadan bölünmeyi, farklılıkları unutalım. Yeniden Amerika'yı toparlayalım ve değerlerimiz üzerinden demokrasiyi yaşatalım konuşması yapması bekleniyor. Türkiye meselesine gelince de Biden'ın son derece kurumsal bir siyasetçi olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi çok yakından tanıyor. Muhakkak ki Türkiye ile de yeni bir sayfa açılacak. İktidar açısından da yeni bir sayfa açılacak. Muhalefet açısından da yeni bir sayfa açılacak diyebiliriz Fatih. Varsa sorun cevaplamaya hazırım. Şirin, çok teşekkür ederim. Saat başı bir daha bağlanalım istersen. Sen de bir toparla, biz de bir toparlanalım. Aslında çok güzel anlattın. Özellikle Biden'ın yardımcısının, yani demokrasi açısından hem oradaki demokratların açısından önemli bir temsil özelliği taşıyor. Yani vitrin özelliği taşıyor. Bunu vurgulaman çok önemli. Umarım Biden'ın Türkiye'ye bakışı Trump tam biraz daha modern, çağdaş ve uygarca olur. Hakaret etmez ya da mektup göndermez. Yani beklentimiz bunlar. Evet. Peki. Evet, aynen öyle. Yani çok konuşulmuyor Fatih ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ve mektupta kullandığı ifade sadece Amerika için diplomatik kurallar değil, evrensel diplomasi kurallarının, evrensel siyaset kurallarının çok ötesindeydi. Bu unutuldu gitti. Yani Trump arka koridorları çok iyi kullanan, damatlar üzerinden siyaset götüren ve Türkiye ile kimi zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan yakın ilişkisini bir takım meseleleri halletmek için kullanan ama kimi zaman hiç beklenmedik yerlerde Türkiye'ye aleyhtarı çok sert tutumlar takınan, dolayısıyla öngörülemez bir başkandı. Öngörülemiyordu. Sadece Türkiye ilişkilerinde değil, Amerika'nın iç siyasetinde de öngörülemeyen, ekonomi içinde öngörülemeyen, borsalar içinde, dünya piyasaları içinde öngörülemeyen bir başkandı. Biden daha öngörülebilir bir cumhurbaşkanı. Ya pardon, devlet başkanı, hep cumhurbaşkanı diyorum, nedense yanlış yapıyorum. Amerikan başkanı. Ve dolayısıyla Türkiye açısından da bu hem pozitif bir durum hem de sıkıntılı olabilecek bir durum. Çünkü bir taraftan öngörülebilir olduğu için gününe göre, esen rüzgara göre Türkiye siyaseti değişmeyecektir. Daha sağlam kurumlarla çalıştı, Pentagon'u, dışişlerini yanına aldı. Daha entegre bir siyaset üzerinden yaklaşacaktır. Ama diğer taraftan özellikle Suriye, Kürtler, NATO ilişkileri, S-400 400'ler konusunda Türkiye ile ilişkileri Trump'tan olduğundan daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Unutmayalım, yıllardır Türkiye'yi çok yakından bilen, Obama'nın başkan yardımcılığını yapmış, bir dinamin hakikaten siyasetin oluşturulmasına damgayı vurmuş bir isim Biden. Peki, Şirin, çok teşekkür ederim. Dediğim gibi saat başı yeniliklerle beraber eğer imkanın olursa yeniden konuşmak isterim. Çünkü sen orada daha sıcak, daha taze bilgileri alıp bize gönderebilirsin. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Tabii bir de bu olayın Türkiye açısından deminden beri sorguladık. Konuklarımız da kısmen anlattı da Biden seçildiğinde, ki seçildi, Türkiye'ye karşı bakışı nasıl olacak? Trump'tan farklı olarak kırıcı, incitici, tehdit edici, işte aptallık etme diyeceği ya da ben senin sorunlarını çözdüm biliyorsun, dikkat et kendine deyip şantaj yapacak yeni bir başkan profili mi çizecek? Yoksa umut içinde söylenen gibi daha uygar, daha çağdaş, daha çok diplomasiyi ön plana çıkaran, ülkeler arası ilişkileri daha lineer anlamda kurabilen ve doğru donelerle hareket edebilen bir başkan mı olacak? Bu sorunun yanıtını Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve emekli büyükelçi Sayın Yunan Çeviköz'e soracağız. Sayın Çeviköz, iyi akşamlar. Biraz sonra, peki. Biraz sonra bağlanacak mı Sayın Çeviköz?
Çünkü bana mesaj da göndermişti hazırım diye. Şöyle yapalım. Aslında şimdi hazırmış. Peki, peki. Hazır olması önemli. Çünkü Ünal Çeviköz'ün söyleyeceği sözler çok önemli. Çünkü Ünal Çeviköz reel anlamda hem Avrupa Birliği hem Amerika hem Türkiye ilişkilerini bir üçgen üzerine oturtup doğru analizler yapan bir insan. Çeviköz iyi akşamlar Sayın Çeviköz. İyi akşamlar Fatih Bey. Biraz önce Şirin Payzı'na bağlandık Amerika'da. O da son dakika gelişmeleri anlattı. Joe Biden'ın kazandığına kesin gözüyle bakılıyor. Delege sayısı 290'a ulaştı diye bir son dakika haberi var. İki eyaleti de almış ve bir erken zafer diyor buna Trump. Ve ben bununla dinlenmeyeceğim, bununla ilgili mücadele vereceğim. Oyların yeniden seçilmesi için çaba harcayacağım diyor. Peki bundan sonrasını ben size sorayım. Anlaşılan Biden kazandı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni bir müttefikinin yeni bir partneriyle karşı karşıya kalacak. Yani yeni bir dönem. Peki mesela Bülent Arınç bugün açıklama yaptı Sayın Çeviköz. Dedi ki ben ümidi kestim bu rüya bitti. Yani çok enteresan bir açıklama. Ben çoktan kesmiştim de hala Trump diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki rüya bitti. Artık gemi de karaya oturdu. Türkiye'deki siyasi erk, Türkiye yöneten insanları, tek adam ya da saray çevresi ki sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sayın Bülent Arınç. Yani saray adına konuştuğunu da varsayabilirsiniz. Neden Trump'ı bir rüya olarak görüyorlardı, iyi bir rüya? Biden'ın seçilmesi Türkiye için, Türkiye yönetenler için, ulusal çıkarlar anlamında söylemiyorum, bir kabusa dönüşebilir mi? Nasıl görüyorsunuz tabloyu? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 ile 2020 yılları arasında yaşanan dönem herhalde ileride bir parantez olarak anılacaktır. Çünkü bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin bilinen geleneksel kurumsal düzeni neredeyse alt üst edildi. Trump aslında Beyaz Saray'ın her zaman önde olan yetkisini bir Beyaz Saray makamı olarak kullanmaktan ziyade kişisel bir makam şeklinde ve kişisel yetki olarak kullandı. Bunu aslında tabii tüm dünyada giderek artan bir popülizm dalgasının ve otoriterliğin Amerika'ya da yansıması olarak yorumlayanlar oldu. Şimdi böyle bir ABD başkanı ile Türkiye'de giderek özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yerleşen o otoriterlik ve giderek artan otoriterlik kendine çok yakın bir ortak buldu ve bir muhatap buldu. Dolayısıyla iki sistem birbirini anladı ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışabileceğini düşündü. Bunun tabii Türkiye'ye de zararı oldu. Amerika'ya da Trump tarafından zararı oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de zararı oldu. Neden zararı oldu? Şu açıdan oldu. Türkiye giderek otoriterleşti ve bu otoriterleşmeyi kendine benzeyen başka rejimlerle yan yana durarak örneğin Rusya gibi, örneğin Çin gibi veya işte bazı Avrupa Birliği üyelerinde giderek artan otoriterleşmeye benzer şekildeki ülkelere, örneğin Macaristan'a veya Polonya'ya yakın duran bir ülke olduğu gibi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde de açılan bu otoriterlik parantezinde kendine yakın bir ortak buldu. Trump'la bu şekilde bir ilişki sürdürdü. Bu Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kurumsal ilişkiler düzenini de ortadan kaldırdı. Kurumsal ilişkilerden kastettiğim Dışişleri Bakanlıkları arasındaki veya Savunma Bakanlıkları arasındaki veya Kongre ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki ilişkiler gibi diyebiliriz. Bunların hepsi Türk-Amerikan ilişkilerinde devre dışı kaldı. Şimdi tabii böyle bir sistem 2020'deki yapılan seçimlerden sonra demokratların bu seçimi kazanmasıyla ve Biden'ın Beyaz Saray'a 20 Ocak'ta yemin töreninden sonra oturacak olmasıyla değişecektir. Ne değişecektir? Değişen tek adam yönetimi veya Beyaz Saray'da oturan kişinin bütün Amerikan dış politikasına ben egemenim, benim söylediğim şekilde olur, ben kimle istersem konuşurum ve ne şekilde istersem öyle karara varırım anlayışı daha kurumsal bir düzene dönüşecek. Nasıl bir kurumsal düzene dönüşecek? Örneğin ABD Kongresi bir şekilde mutlaka yeniden kendi ağırlığını hissettirecek ve Beyaz Saray'la olan ilişkiler yerleşecek.
Dışişleri Bakanlığı yani State Department tekrar öne çıkacak dış politikayı yapımında. Savunma Bakanlığı yine rolünü oynamaya başlayacak. Ve Trump'ın bunların hiçbirini dinlemeyen, sık sık bu makamlara atadığı ya da getirdiği değiştiren halka kalkacak. Bu Türkiye'yi tabii Türkiye'de şu andaki mevcut yönetim anlayışını pek rahatlatan bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü Türkiye'de de benzer bir otoriter yaklaşım ve kurumları ya da kurumların belli politikaların üretiminde ve yapımında devre dışı bırakan anlayışı rahatsız edecektir. Biden'la birlikte yeniden Türkiye'ye bakış da bu kurumsal düzene uyan bir şekilde ve böylesine bir anlayışa dönüşeceği için burada rahatsızlık olacaktır. İşte Trump rüyası bitti derken belki de bu rahatlığın artık ortadan kalkacağı şeklinde bir endişe belki dile getiriliyor. Peki Sayın Çeviköz, son sorum şu. Yani enteresan bir yapı oluştu Amerika'da Türkiye'ye karşı. Aslında AKP'nin Trump'ı bu kadar sevmesinin nedenini, gerekçesini anlamak da çok zor. Çünkü hem Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen bir önerge var. Erdoğan ve ailesinin mal varlığına araştırılması, bir de Halkbank davası ile ilgili bazı ayrıntılar. Halkbank davasının yeniden güncellenmesi, açılması ve geliştirilmesi konusunda. Bir de Sayın Trump'ın Erdoğan'a yönelik yine bu tür tehditvari mektubu, Brunson konusundaki yine çok sert sözleri, ekonomiyi çökertme girişimleri. Şimdi Biden döneminde artık Halkbank konuşulmayacak mı? Erdoğan ve de ailesinin mal varlığı ile ilgili Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen o önergeyle ilgili Biden bir şey yapmayacak mı? Acaba AKP'nin korkusu böyle bir sayfa açılması mı Biden'la birlikte ki Trump'ı bu kadar destekledi? Bir kere Biden'dan herhalde Trump'ın yazdığı türde ve o üslubu kullanan bir mektup hiçbir zaman gelmez. Gelmezdi de eğer o Cumhurbaşkanı olsaydı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla üslup değişecek. Üslup değişecek. Yalnız üslupla birlikte aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin evrensel değerlere verdiği önem yeniden öne çıkacak. Evrensel değerler derken insan hakları, temel hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, hukuk devleti ilkeleri, kuvvetler ayrımı, işte o Kongre Beyaz Saray arasındaki ilişkiler, aynı şekilde Türkiye'de de buna benzer bir yaklaşımın olması ve bunların ihlal edildiği ile ilgili düşüncelerin daha net bir şekilde dile getirilmesi başlayacak. Bu elbette bir kere Ankara'yı rahatsız edecek. Çünkü Ankara kendisini bu açılardan eleştirilmeyen sistemlerle veya eleştirilmediği bir takım ortaklarla yan yana durduğu zaman daha rahat hissediyordu. Onun için biraz evvel kendine yakın gördüğü Rusya veya Çin gibi örnekleri verdim. Trump'ta da bunu bulabilmişti. Trump örneğin Türkiye'de doğrudan doğruya Sayın Erdoğan'la telefonla konuşarak ya meseleleri kendi istediği şekilde, örneğin Brunson krizinde görüldüğü gibi çözebiliyor veyahut da Sayın Erdoğan'dan gelen bir takım şeyleri düşünüp evet böyle yapalım, yapmayalım gibi bazı kişisel kararlar alabiliyordu. Aldığı kararlar Kongre tarafından hoşnutlukla karşılanmadığında da sıkıntı ortaya çıkıyordu. Şimdi bu değişecektir. Ve Biden bir şekilde Amerika'nın yerleşik kurumsal düzenini tekrar itibar kazandırarak, saygı göstererek gelecek. Bu sonunda öncelikle Türkiye'deki aksayan ve o hukuk devleti hukukun üstünlüğünün, hukuk devletinin olmadığı unsurlar belki de Türkiye'de yeniden yerleşsin diye bir beklentiye dönecektir. Bunun sonucunda belki Halkbank davası tekrar indirilebilir. Ondan evvel tabii ki, çünkü Biden bunu özellikle S-400'ler konusunda bizim tutumumuz çok nettir. Biz mutlaka Katsa rejiminin ve yaptırımların uygulanmasını hayata geçirmeyi düşünüyoruz diye bunu seçimlerden evvel kampanya sırasında da net olarak söylemişti. Evet. Bu neden önemlidir? Şu açıdan önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump döneminde ortadan kalkan dış politika yaklaşımında örneğin transatlantik ilişkiler, örneğin Avrupa Birliği ile ilişkiler, örneğin NATO'nun yeniden öne çıkması görülecek. Bunlar Türkiye'nin şu sırada pek de öyle hoşlanmadığı ve tamamen kendi
tek adam rejimini yönetmeye çalıştığı ilişkiler. Ama transatlantik ilişkiler Amerika Birleşik Devletleri tarafından önemsenmeye başlayınca bu defa kendisi ya da Ankara kendisinin karşısında hem Avrupa Birliği'nin hem ABD'nin aşağı yukarı aynı frekanstan konuştuğu bir ortamla karşı karşıya kalacaktır. Evet. Onun için burada aslında köklü bir dönüşüm ve değişimden söz etmek gerekir. Münferit olaylar örneğin Halkbank davası veya S-400'ler gibi şeyler üzerinde takılmamak ve bütününü görmek lazım. Bütününü gördüğümüz zaman da ben önümüzdeki dönemin Ankara-Washington ilişkilerinde sıkıntılı bir başlangıç yapacağı düşüncesindeyim. Peki çok teşekkür ederim Sayın Çeviköz, çok sağ olun. Tabii Sayın Çeviköz çok önemli bir şey söyledi. Burada önemli bir noktaya değindi. Değindiği nokta şu. Biden döneminde Trump kadar savurgan, dağınık bir yönetim tarzı olmayacak. Daha çok kurumsal ilişkiler olacak. Amerika ile Türkiye koordine olacak. Halkbank davası çok ön plana çıkarılmayacak. Ya da Erdoğan ve ailesinin o çok korkulan mal varlığı konusu yine tartışmaya açılmayacak. Ama Amerika tabii ki kendi ulusal çıkarlarını savunacak. Önemli olan burada Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarını Amerika karşısında ne kadar savunabileceği. Çünkü eğer Amerika'da temsil meclisinden geçmiş bir önerge varsa ve bu önerge Türkiye'yi yöneten tek adamın ve onun ailesinin mal varlığını doğrudan ilgilendiriyorsa bu bir ulusal güvenlik sorununa dönüşür. Bunu Biden da kullanabilir. Niye kullanmasın? Amerikan ulusal çıkarları gerektirdiği zaman o da kullanabilir. Ama daha kurumsal ilişkiler dendiği zaman belki Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği yani damatlarla Trump arasındaki o bireysel, kişisel ilişki geliştirme ağı da belki de biraz gerileyebilir. Şimdi bunları soracağız. Çünkü önemli bir olay var. Biden başkan seçildi ve Türkiye ne olacak? Bizim konuştuğumuz tabii Amerika'da ne olduğu Amerikalıları ilgilendirir ama Biden Türkiye'ye nasıl bakacak? Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dönem genel başkan yardımcılığını yapan Sayın Faruk Loğlu. Aynı zamanda emekli büyükelçi. Ona soracağız. Sayın Loğlu iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Merak ettim siz de yakından izliyorsunuz. Çünkü bir dönem Washington'da büyükelçilik yaptınız. Amerika ile ilişkiler konusunda çok özel bilgilere sahipsiniz. Ben Sayın Çeviköz'e sorduğum soruyu soracağım. Çünkü Türkiye'nin araması gereken yanıtlar bunda gizli. Yani Trump'ta eksik olan ya da Trump'ta fazla olan Biden'da ne olacak? Mesela Biden aklına geldiği zaman bir mektup yazıp aptallık etme, akıllı ol, ben senin sorunlarını çözdüm diye bir mektup yazma cesaretini gösterecek mi? Ya da temsil meclisinin kabul ettiği Erdoğan ve ailesinin mal varlığının yeniden gündeme gelmesi söz konusu olacak mı? Yani Amerika bunları Türkiye'ye karşı koz olarak kullanıp kendi ulusal çıkarlarını Türkiye'de biraz daha geliştirme yoluna mı gidecek? Suriye meselesi var, Orta Doğu meselesi var, İsrail sorunu var. Nasıl bir tablo görüyorsunuz Biden-Erdoğan ilişkisi için? Şimdi öncelikle iyi akşamlar. Şunu söyleyeyim. Trump'ın üslubundan farklı bir üslup göreceğiz. Çünkü 50 yıla yakın siyasi tecrübesi olan bir liderden bahsediyoruz. Yeni seçilmiş bir başkandan seyrediyoruz. Dolayısıyla Trump'ın kullandığı üslup, çıkışlar ne diplomasi geleneğine ne genel görgüye sığdırabileceğimiz çıkışları Biden'dan görmeyeceğiz. Ama Biden üslup değişikliği illa daha iyi olacak anlamına gelmiyor. Çünkü Biden'ın yaptığı son çıkışlardan bir tanesi Türkiye'nin iç işlerine müdahale edecek kadar o yönetmesin, bu yönetsin, biz şöyle sağlayacağız şeklinde inanılmaz ölçüde müdahaleci bir tavır sergilemiştir. Bunu yaparken kullandığı dil, Trump'ın kullandığı dil gibi sivri, adaba aykırı falan değildi. Ama çok daha vahimdi. Çünkü yani Türkiye'nin
kimin tarafından yönetileceğine Türk halkı karar verir. Türk seçmeni karar verir. Bu bizim iç işimizdir. Yani Biden'ın şu veya bu sebeple kalkıp böyle bir çıkışta bulunması Biden'ın yapısını göstermek bakımından bana göre önemli. Şimdi Biden ne yapabilir? Önce Biden ne yaptı? Şimdiye kadar siyasi hayatında ne yaptı? Ona bakarsak önümüzü daha iyi görebiliriz. Bunlardan birincisi Biden ezelden beri, yani ilk siyasi hayatından beri Ermeni soykırım iddialarına destek vermiş bir insandır. Bu sadece bir kampanya meselesi de değildir. Obama kampanyası sırasında Ermeni soykırım iddialarını doğru bulduğunu söyledi ama başkan olunca bu iddiayı daha ileri götürmedi. Deniyor ki efendim işte başkanlık koltuğuna oturunca şeyler sorumluluk hissi bazı şeylerin değişmesine yol açıyor. Biden'ın bütün siyasi hayatı boyunca Ermeni soykırım iddialarına senatoda öncülük yapmış, destek vermiş, yaptığı açıklamalarla destek vermiş bir siyasetçidir. Dolayısıyla bu yani gündemin ilk sıralarında aday olmaya aday olan konulardan biridir. Eğer bunu ileri götürecek olursa bunun tabii Türkiye'ye vereceği, Türk-Amerikan ilişkilerine vereceği zarar çok çok ağır olacaktır. Bunun ötesinde Trump döneminde de olduğu gibi Trump'ın belki bu çok söylenen Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın ilişkisinin bir tek yararı çünkü gösterilecek başka bir yarar olmamıştır ne ikili ne bölgesel konularda bu yakın ilişkinin Türkiye lehine tecelli ettiği bir tek dosya yoktur. Bir tek yararı bu S-400'ler nedeniyle kongrede bekleyen yaptırımların askıya almak, geciktirmek. Yani geri itmek değil, sadece askıya almak şeklinde. Biden açısından S-400'ler konusu ciddiyetini korumaya devam edecektir. Ve yaptırımların hayata geçirilmesi her ne kadar tabii kurumsal ilişkiler biraz daha önem kazanacak olmakla birlikte kongredeki Türkiye karşıtlığı havasını değiştirmeyecektir. O bakımdan Türkiye'nin buna hazırlıklı olması lazım. Bunu sözlerimi bağlarken tekrar döneceğim bu konuya. Biden'ın siyasi sicinine baktığımız zaman Türk-Yunan ilişkileri konusunda Yunanistan tarafını tutmuştur. Kıbrıs konusunda Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan tarafını tutmuştur. Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini tutmuştur. Bu sadece eskiden değil şimdi de yani yaptığı son açıklamalarla da bunu bu şekilde görüyor ve izliyoruz. O bakımdan Suriye konusunda, Irak konusunda Başkan Biden vakti zamanında Amerika'nın önde gelen gazetelerinden birinde yayınladığı bir makaleyle Irak'ın üçe bölünmesini isteyecek kadar bölgeye böyle müdahaleci bir yaklaşım göstermiştir. O bakımdan yani Biden'ın yumuşak üslubunu ki çok hakikaten ağır trajediler geçirmiş, Amerika için olumlu mesajlar veren uluslararası toplum, uluslararası ilişkiler bakımından Trump'a kıyasla çok daha yapıcı mesajlar veren bir lider olmakla birlikte Türkiye bakımından gerçeği görmemiz lazım. Öngörülebilir olmasının bir avantaj olduğu söyleniyor bazı bu konuyu takip eden çevrelerce. Doğrudur. Yani Trump'ın en büyük olumsuz tarafı bana göre de öngörülemeyecek bir yapıda olmasıydı. Buna mukabil Biden daha tecrübeli, daha ılımlı, daha yavaş konuşan, daha dikkatli konuşan bir lider konumunda. Ama bunun Türkiye için avantaja dönüştürülebilmesi ancak Türkiye'nin sağlıklı bir Türk-Amerikan ilişkileri stratejisi planlaması ve yaklaşımı oluşturmasıyla mümkün. Yani
Biden kendiliğinden Trump böyle yapmıştı, ben Türkiye'ye başka türlü yaklaşacağım demeyecekler. Yani ikili ve bölgesel konularda Trump'la gündemde olan bütün sorunları devralmıştır Biden. Bu konularda Türkiye lehine fazla bir gayret göstereceğini düşünmüyorum. Bunun olabilmesi için Türkiye'nin dizginlere ele alması, bu yeni yönetimde ki tabii Biden'ın kuracağı kabinede Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı kim olacak, bunların da görülmesi lazım. Yani Türkiye bu olumsuz tabloyu, Biden'ın sicilinden baktığımız zaman olumsuz olarak öngörmemiz gereken gidişatı Türkiye'nin lehine çevirmek için Türkiye'nin bir strateji geliştirmesi lazım. O bakımdan Türkiye'nin işi önümüzdeki dönemde zor. En önemli konu S-400'ler nedeniyle kongrede bekleyen yaptırım tasarları herhalde Türk-Amerikan ilişkilerinin gündeminde ilk sırada yer alacak. Yeni yönetim iş başına geldikten sonra konu bu olacaktır. Sayın Doğru, işimiz kolay bir şey, değil. Bir şeyi merak ettim. Evet. S-400 dediniz. Buyurun. De Suriye ile ilgili Amerika Suriye'de YPG ile çok işbirliği içinde. Trump öncelikle askeri çektiğini söyledi. Ardından YPG'ye yardımları 3000'e yakın tır silah gönderdi ve YPG'nin orada kurumlaşmasını, devletleşmesini, terör örgütünün orada yer kazanmasını sağladı. Peki Trump Amerikan başkanı değil. Biden gelince Suriye'de Amerika'nın Türkiye tavrı ne olacak? Terör örgütleriyle işbirliğini Amerika devam edip Türkiye'yi rahatsız etmeye devam eder mi? Daha önceki açıklamalarına bakarak nasıl bir öngörüde bulunabilirsiniz? Hemen kısa yanıtımı vereyim. Evet, aynen devam eder. Yani Biden'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, egemenliğini Trump'tan daha fazla gözettiğini söylemek mümkün değil. Bu bir. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek Irak'ta, gerek Suriye'de Kürt çevrelere verdiği destek, Suriye bakımından PYD ve YPG'ye verdiği destekte bir azalma olmayacaktır Biden döneminde. Bir anladığım kadarıyla Trump'ın Suriye özel temsilcisi, eski Ankara Büyükelçisi Jim Jeffrey istifa etmiş. Onun yerine yapılacak atama bize Biden'ın Suriye'ye ilişkin niyetleri hakkında daha belirgin bir gösterge olacaktır. Suriye konusu Türkiye-ABD ilişkilerinde bir sorun olmaya devam edecektir. Özellikle PYD-YPG bağlamında. Burada tabii hani dedim ya Ankara'nın bir strateji geliştirmesi lazım. O stratejinin en önemli öncelikli parçalarından biri Türkiye'nin Şam yönetimiyle bir ilişki kurması ve Suriye'nin bütünlüğünü, bağımsızlığını oluşturacak adımları Türkiye ile Suriye'nin birlikte geliştirmesi. Bunu Amerika'ya rağmen yapmamız lazım. O bakımdan iş Suriye konusunda olduğu gibi birçok konuda Türkiye'nin atacağı ve atması gereken Mısır bağlamında, İsrail bağlamında, Suriye bağlamında birçok adımlar atması gerekiyor. Bunları attıkça, bu adım doğru adımları attıkça Amerika sen ne yapıyorsun demeyecektir. Yani Amerika'yı hizaya getirmek tabiri caizse büyük ölçüde, önemli ölçüde en azından Türkiye'nin elinde. Peki Sayın Büyükelçim, şeyi de merak ettim. Son olarak onu sorayım size. AKP'nin ve Erdoğan'ın gönülden desteklediği, hatta rüya olarak gördüğü, serap olarak gördüğü, keşke kalsaydı da biz iyi olsaydık dediği Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yaptı. Ve Batı Şeria dahil oradaki Müslüman yerleşim merkezleri de sürdü. Ve bir anlamda İsrail'in
yaklaşık 70 yıldan bu yana öngördüğü büyük bir hayali, damadının da desteğiyle, damadı da biliyorsunuz Yahudi, bir simge haline getirdi ve bir Müslüman, oradaki Müslüman halkına, Müslüman yerleşik toplumuna karşı düşmanca tavırlar besledi. Peki Biden geldiğinde Trump ve damadının Kudüs'ün İsrail başkenti yapılması ve İsrail'in büyütülmesi projesini sürdürmesini bekliyor musunuz? Kısa yanıtım yine evet, bu konuda bir yani geriye doğru bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Sayın Arınç doğru söylemiş. Yani Trump bir rüyaydı. Adı üstünde rüyaydı. Yani gerçeğe tekabül etmeyen bir rüyaydı. O bakımdan yani Trump'ın gitmesi bir rüyanın sona ermesi anlamında aslında Türkiye bakımından olumlu. Biden'ın İsrail ve İsrail-Filistin sorunları bakımından tutumunda köklü bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Çünkü ister demokrat ister cumhuriyetçi yönetimler olsun, İsrail'le ilişkiler Amerikan dış politikasının göz bebeğidir. Yani tam odak merkezinde oturur. Dediğiniz gibi Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi, Filistinlere yapılan bütün yardımların kesilmesi ve bana göre en önemlisi İsrail'in Golan Tepelerine, yani Suriye'ye ait toprakların Golan Tepelerine ilhak kararını Başkan Trump'ın tanıması. Biden bu konuda o kadar ileri gider miydi? Sanmıyorum. Ama ilhak kararını verecek bir adım atma cesaret veya eğilim veya niyetini de Biden'da göremiyorum. Tabii İsrail bakımından Biden Trump kadar çok rahat bir ilişki düzeni oluşturmayacaktır. Çünkü Obama döneminde de İsrail rahatsız eden özellikle yeni yerleşimler konusunda Obama'nın yaptığı çıkıştan rahatsız olan İsrail, Biden döneminde de sıkıntılarla karşılaşabilir. Ancak yani ABD-İsrail ilişkilerinin mevcut çizgisinde, mevcut kalın çizgisinde belki nüanslar bazı noktalarda değişecek olmakla birlikte veya değişebilir olmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin katıksız desteği devam edecektir. Burada peki, önemli bir unsur. Buyurun. Bu şeyi çok uzatmayacağım. İran'la imzalanan nükleer anlaşma konusunda eğer Biden bu anlaşmaya geri dönüş şeklinde bir adım attığı takdirde bölgedeki dengeler yeniden bir değişikliğe uğrayabilir. Bu noktayı da aklımızda tutmakta yarar var. Peki Sayın Loğlu, buna çok kısa bir yanıt bekliyorum. Son sorum, son dakika haberi geldi. Dünyadaki bütün liderler Biden'ı kutlamış ama Sayın Erdoğan'dan hala ses yok. Şimdi bu Sayın Erdoğan'ın Trump'ın gitmesine üzülmesinden mi kaynaklanıyor? Yoksa Biden'ın gelmesine çok sevinmemesinden mi kaynaklanıyor? Yoksa her ikisinden mi kaynaklanıyor? Neden Sayın Erdoğan şu ana kadar diğer liderler gibi Biden'ı kutlama ihtiyacı duymadı? Şimdi tabii yani kutlama ihtiyacı duymadı şu an itibariyle hala geçerli mi değil mi bilemiyorum. Belki siz biliyorsunuz. Benim tahminim şu veya bu şekilde bir kutlama mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gidecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ben kendimi onun yerine koyamam. Ama uluslararası teamül bu gibi durumlarda ve özellikle Türkiye bakımından ilişkilerimizin çok önemli olmaya devam ettiği, bütün sorunlara rağmen devam ettiği bir Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yönetimde iyi bir başlangıç yapma iradesini Ankara gösterecektir diye düşünüyorum. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yaptığı son açıklama buna işaret etmektedir. Elbette Trump'ın kaybı bir hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ama Ankara'da yapılan çeşitli çevrelerden
değerlendirmelere göre Biden öngörülebilir bir lider olduğu için daha kolay, daha kontrollü bir ilişki kurmak mümkündür diye hesaplamalar, değerlendirmeler yapıldığını anlıyorum. Peki Sayın Lavoğlu, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Buyurun. Biz tabii Trump'ı ne sarı saçı olduğu için sevmiyor, Biden'ı ne de beyaz saçı olduğu için seviyor değiliz. Yani biz sonuçta Türkiye'nin ulusal çıkarlarını göz önüne alacağız ve buna göre karar vereceğiz. Hemen gene bir not düşeyim. Bu şu, yani şöyle bir algı da kesinlikle oluşmasın. Hani sanki Trump kaybetti işte Cumhur İttifakı, ondan sonra Biden kazandı işte Millet İttifakı falan. Böyle bir şey de yok ama yeni bir lider geldiği zaman tabii ki biz artısını eksisini konuşacağız. Şimdi Biden'la ilgili olarak ben aslında şöyle düşünüyorum. Arkadaşça ama mesafeli, dikkatli bir mesafe tabii ki kurmamız lazım. Ama mesela Yunan basınına baktığımız zaman Yunanlar da şöyle yazıyorlar Biden'la ilgili. Hayır, Türkiye'ye karşı bizim yanımızda durmayacak. İç, evet, bunları söyledi, bize destek verir gibi gösterdi ama bunun sebebi içerideki Yunanlı Amerikalıların oyunu alabilmekti. Halbuki Biden için Rusya çok önemli ve başta da söyledim ya, Rusya'yı sıkıştırabilmek için de Türkiye'ye ihtiyacı var. Dolayısıyla Yunanlar da bunu söylüyorlar. Şimdi Araplara bakalım. Arapların birçoğu, işte yeni bir YouGov bir araştırma yaptı. %50'ye yakını demiş ki ya ha Biden, ha Trump bizim için fark etmez. Ama buna rağmen büyük bir kısmı da Biden'dan yana ve Amerikan liderinden, şöyle yani yeni gelen bu liderden bir takım beklentileri var. Ne bu beklentiler? Filistin-İsrail mevzunu çözmek, genç istihdamı konusunda bir şeyler yapmak. Yani bakın kendi istihdamları konusunda Amerika'ya dönüyorlar. Bir de bu koronayla ilgili bir şeylerin yapılması. Şimdi tekrar Biden'a döneceğim. Biden zamanında bu 90'larda Sırp Milošević'e, yani onun yüzüne sen bir savaş suçlususun demiş bir adam. İşte Irak'ta belli tecrübeler yaşadı ve Amerika şunu gördü. Yani çok sert müdahalelerden sonra belirli liderleri, diktatörleri alıp aşağı indirdikten sonra o bölgede oluşan çatışmayı, iç çatışmayı, etnik, dinsel, işte ta DAEŞ'e giden bu tarihi süreci yaşamış oldular. Dolayısıyla ben Biden'ın özellikle ilk senesinde otosansür uygulayacağını düşünüyorum. Şimdi Amerika'da ilk 100 gün çok önemlidir liderler için. Zaten ilk 100 gün için planları vardır. Onların biraz pazarlamasıdır ve biraz etrafı tanırlar. Bir otosansür uygulayacak. Kendi içinde gerek İsrail'e karşı, gerek İran'a karşı, gerek totalde hani Müslüman dünyasına karşı bireysel bir takım sertlikleri olsa da otosansürle onu yavaşlatacak. Ve önemli olan burada biz hep Biden'ı konuşuyoruz ama bakalım kabinesini kimleri alacak? Hatırlayın. Bunu Sayın Lowell da söyledi. Evet. Özellikle Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı. Savunma konusu. Bakanı, Dışişleri Bakanı. Bunların hepsi. Çünkü Trump'a bakın mesela, hatırlayın, Steve Bannon'dı onun en baş danışmanı. Sonradan işte belirli böyle akçeli işlere girdi. Şey yaptı, damatla da anlaşamadı falan ama Steve Bannon'la Trump bayağı kankalardı. Şimdi buradan biraz isterseniz Kamala Harris'e geçelim. Şimdi mesela Biden 77 yaşında, işte Amerika'nın en yaşlı başkanı, ilk Katolik başkanı oldu. Ama Allah korusun hani başına bir şey geldiği takdirde mesela Kamala onun yerine geçecek. Kamala Harris, arkadaşlar Kamala Harris'in fotoğrafını bulabilir misiniz? Merak ettim. Tarif eder misiniz? Şimdi Kamala Harris yarı siyahi diyelim, yarı da Asyalı. Ve ilk defa böyle bir melez bir tipoloji var karşımızda ve kendi işte Kaliforniya senatörü ve uzun seneler boyunca Dream Act, hatta onunla meşhur oldu. Dream Act de şuydu, Amerika'ya illegal olarak gelmiş olan göçmenlerin, özellikle de çocukların, çünkü aile gelmiş, çocuk orada doğmuş, hiçbir ne eğitim alacak hakkı var ne çalışacak hakkı var. Bunlar için çalışmış bir kadın, aynı zamanda uyuşturucuya karşı çalışmış bir kadın ve iklim değişikliği, iklime, yani iklim ve çevre konusunda çok hassas. Hemen parantez açayım. Trump çok yeni, daha bu yani bir iki gün önce Paris Anlaşması'ndan çıktı bu arada. Şimdi bakın zaten Batı'yla da Trump aslında anlaşamıyordu. Yani bu ve Paris Anlaşması bunun çok güzel bir örneğiydi. Bir taraftan bize şunu da gösteriyor. Aslında bugün %37 Amerika'da seçmen, oy kullananların %37'si Y ve Z kuşağı. Kamala Harris bu değil mi? Evet. Bu babası mı siyahi olan? O kadar detay bilmiyorum. Annesi mi Asyalıydı, babası mı şeydi, onu bilmiyorum da. Ama tam bir melez. Hint-Afrika karışımı çok enteresan bir bilgi çünkü bu. Bu arada hemen şunu ekleyeyim. 5 tane yeni Demokrat Müslüman senatörümüz var.
İki tanesi kapalı. Daha önce İlhan Omar vardı, tek tesettürlü olan, kapalı olan senatör. Demokratlar zaten kazanmalarında büyük bir şey de oradaki Müslüman nüfus oldu bu arada. Demokrat Parti. Söyle. Evet. Şimdi tekrar geri dönelim. Geri dönmeyelim. Dönmeyelim mi? Bir ara vereceğiz. Aradan sonra, çünkü bu bölüm konuklarımdan da özür dilerim ama çok son dakika gelişmesi, Biden kazandı ve bir yorum yapmak gerekti. O yorumu yaptılar. Bir ara vereceğiz. İki saatimiz var daha. Sevgili Ali Haydar Sayın Bakanım, iki saat boyunca da çok rahat konuşmaya devam ederiz. Çünkü bize ait bir süre. Bir araya gidiyoruz. Aradan sonra yine bu konuya devam edeceğiz ama tekrar söylüyorum, Türkiye bir Amerikan mandası ya da Amerikan eyaleti değil. Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından bu seçim bize ne getirecek? Onu konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.